Aşağıdaki şehirlerin hangisi hem sanayi hem de tarım şehri olarak sınıflandırılabilir? Muğla daha çok turizm ve tarım faaliyetlerinin geliştiği bir şehirdir. Çanakkale tarım ve turizm faaliyetlerinin geliştiği bir şehirdir. Siirt tarımla, Erzurum tarımla bilinir. Fakat Adana şehrimizin gelişmesi tarım yanında tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından dolayı olmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki şehirlerin fonksiyonel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aydın Söke tarım faaliyetleriyle bilinir. Karabük sanayi faaliyetleri Karabük Demir Çelik Fabrikasından dolayı sanayi faaliyetleriyle bilinir. Marmaris ise turizm faaliyetleriyle bilinir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'de şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Şehirlerin fonksiyonları içerisinde ekonomik fonksiyon ve kültürel fonksiyon önemli yer tutar. İklim ve yer şekilleri şehirlerin sınıflandırılmasında kullanılan fonksiyonlardan değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. A seçeneği doğrudur. Karayoluyla deniz yolunun kesiştiği yerler olan limanlar ticaret şehirlerinin can damarlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek verilebilir? Gaziantep, Karaman, Çankırı ve Ankara liman şehirlerimiz değildir. İzmir ise Türkiye'nin Ege kıyılarında bir liman şehridir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılan şehirlerin fonksiyonları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5 numaralı kent için 5 numaralı kent İzmit kentimizin bulunduğu yer gösterilmiş. Sanayi denilmiş. Bu bilgi doğru. 4 numaralı kentimiz Zonguldak maden denilmiş. Doğru. 3 numaralı kentimiz Eskişehir gösterilmiş. Ekonomi fonksiyonu ulaşım denilmiş. Ulaşımda önemli bir yerdedir. Doğru. 2 numaralı kentin ekonomik fonksiyonu ticaret Mersin gösterilmiş. Akdeniz'in önemli ticari şehirlerinden biridir. 1 Bir numaralı kentin ekonomik fonksiyonu Urfa'nın bulunduğu yer gösterilmiş. Turizmdir denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Tarım fonksiyonu öndedir denilmeliydi. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki ekonomik fonksiyonlara bağlı olarak gelişmiş şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Burada ayırt edici özellik sanayi ve hizmet sektörüdür. Sanayinin geliştiği yerler içerisinde Türkiye'de Burdur, Bilecik, Ardahan ve Kırklareli bulunmaz. Gaziantep Türkiye'de sanayinin önemli gelişme gösterdiği yerlerden biridir. Buna bağlı olarak hizmet sektörü de gelişmiştir. Aynı zamanda Gaziantep Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biridir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki şehir fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Antalya turizm fonksiyonunun geliştiği bir şehrimizdir. Zonguldak maden fonksiyonu, İzmit sanayi fonksiyonu, Aksaray tarım fonksiyonu gelişmiş olan şehirlerimizden biridir. Fakat Bayburt'ta ticaret fonksiyonu çok fazla gelişme göstermemiştir. Bayburt Türkiye'nin küçük illerinden biridir ve çekim alanı oldukça azdır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Asıl fonksiyonu sanayi olan şehirlerimizde sektörlerinden hangilerinin kesinlikle geliştiği söylenebilir. Sanayinin gelişmesi için ulaşıma ihtiyaç vardır. Sanayinin geliştiği yerde ticaretin gelişmesi beklenir. Bundan dolayı sanayi fonksiyonu gelişmiş olan şehirlerimizde ulaşım ve ticaret fonksiyonu da gelişmiştir. Fakat bunun yanında turizm fonksiyonunda kesinlikle geliştiğini söyleyemeyiz. Çünkü birçok şehrimizde sanayinin gelişmesi turizmi engelleyici etki yapmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2. D seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen şehir ve fonksiyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Balıkesir Akçay turizm fonksiyonuyla gelişmiştir. Ankara Polatlı tarım fonksiyonuyla gelişmiştir. Tekirdağ Çorlu sanayi fonksiyonunun geliştiği bir şehrimizdir. Manisa Soma maden fonksiyonuyla gelişmiştir. Fakat Gökçeada ticaret daha çok turizm faaliyetleriyle biliyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki kıyı şehirlerimizden hangileri hinterlandı dar olduğundan daha az gelişmiştir? Samsun limanının ve Mersin limanının iç bölgelerimizde demiryolu ve karayolu bağlantıları oldukça iyidir. Bundan dolayı Samsun ve Mersin'in hinterlandı geniştir ve gelişmiştir. Fakat Sinop ve Çanakkale'nin iç bölgelerle demiryolu bağlantısı olmadığı gibi karayolu bağlantılarda çok gelişmiş değildir. Bundan dolayı bu limanlarımızın hinterlandı dardır ve çok fazla gelişme göstermemiştir. Doğru cevabımız 1 ve 4 diyoruz. B seçeneği doğrudur. Aşağıdaki haritada bazı şehirler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu şehirlerin hangisinde en önemli fonksiyonel özellik turizmdir? diye sorulmuş. Verilen yerlerden Edirne tarım fonksiyonuyla gelişmiştir. Tokat Amasya tarım fonksiyonuyla gelişmiştir. Erzincan Erzurum tarım fonksiyonuyla gelişmiştir. Şanlıurfa tarım fonksiyonuyla gelişmiştir. Fakat Antalya'nın gelişmesinde en önemli unsur turizm fonksiyonudur. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Büyümesinde ulaşım hizmetleri etkilidir kavşak noktaları ve işlek yollar üzerinde yer alır. Yukarıdaki özelliklere sahip şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Eskişehir ve Afyon İç Anadolu'dan batıya giden yollar üzerinde bulunur. Konya İç Anadolu'dan güneye doğru giden yollar üzerinde Antalya'ya göller yöresine giden yollar üzerinde bulunur. Ankara Türkiye'de demir yolu ulaşımının merkezi durumundadır. Önemli bir kavşak noktasıdır. Fakat Bitlis ilimizin ulaşım bakımından kavşak noktası olma gibi bir fonksiyonu yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki sakin şehir ve bu şehrin bağlı olduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Taraklı şehri Sakarya'da bulunur. Bu bilgi doğru. Uzundere Erzurum'da bulunur. doğru. Yalvaç Isparta'dadır. Halfeti Urfa'dadır. Bunlar doğru. Fakat Perşembe Samsun'da değil Ordu'dadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 1999 yılında İtalya'nın Grevdi Chanti kentinde kurulan Citta Slow sakin şehir. Yani nüfusu 50 binin altındaki şehirlerin üye olabileceği uluslararası belediyeler birliğidir. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin Sitte Slova üye olması beklenmez? Ankara'da Beypazarı, Bitlis, Ahlat, Mersin, Gülnar, Erzincan, Kemaliye gibi şehirlerimiz nüfusu 50 binin altında olan ve sakin şehirlerimizdir. Genellikle tarım fonksiyonlarının, hayvancılık fonksiyonlarının ön planda olduğu şehirlerimizdir. Fakat İskenderun şehrimiz hiç de sakin sayılabilecek bir şehir değildir. Nüfusu yaklaşık 250 bin civarında olan şehrimizde sanayi gelişmiştir. Bundan dolayı hareketli bir yaşam tarzı vardır. Bundan dolayı bu birliğe İskenderun'un üye olması beklenmez. Doğru cevabımız B seçeneğidir.